KTV ekranlarında Bursa Tarım Fuarı'nda sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz efendim. Petlas firması ve satış müdürümüz Sayın Abdullah Çabuk Bey ile devam ediyoruz. Abdullah Bey, iyi çalışmalar, iyi fuarlar teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Size de iyi fuarlar. Çok teşekkür ediyoruz. Petlas olarak çok güzel ürünlerle değerli firmalarımızın, değerli kullanıcıların hizmetinde devam ediyorsunuz. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Sizlerden dinleyelim efendim. Şimdi biz her sene, her fuara yeni bir ürünle katılmayı adet haline getirdik. Bu sene de Türkiye'de ilk üretilen if lastik denilen alçak havada traktörü üzmeden, toprağı üzmeden giden bir lastik ürettik. Bu Türkiye'deki lastik fabrikaları içerisinde ilk üretilen lastik. İçeride lastiğimiz 38 ev adında büyük traktörler için çiftçinin bu şekilde hizmetindeyiz. Ayrıca yine mekanizasyon olarak da yine yeni ürünlerimiz mekanizasyonlara uygun olarak toprağı ezmeyen, toprakla dost olan yeni ürünleri de çıkardık. Burada hem fuara katılan katılımcı firmaların hem de gelen çiftçilerin görüşlerini sunduk. Evet, ilgi nasıl oldu efendim? Bu sene ilgi tabii var, çünkü insanların daha önce yurt dışında fuarlarda gördükleri lastiği veya dışarıda ünlü markaların altında gördüğü lastikleri yerli marka olarak burada görmelerinin ilgisi çok fazla. Yani Türkiye'de bunu üretebiliyor mu? Akıllara o soru geliyor. Tabii Petlas bunları üretiyor. Petlas birçok ülkenin vazgeçilmez bir lastik markası. Türkiye'de de biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ve anlatıyoruz da. Evet, sadece Türkiye değil, ciddi anlamda da bir yurt dışı ihracatı söz konusu. Yaklaşık 82 ülkeye çok değişik ebatlarda ihracat yapıyoruz. Bu sene de bu fuarda birçok Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden gelen kişiler özellikle gelip Petlas bayisi veya distribütörü olmak için müracaatta bulundular. Demek ki yurt dışında da marka olmayı başarabilmişiz. Bu da ülkemiz adına bir mutluluk. Evet, evet. Evet, fuar beklentilerimiz nasıl? Ya fuarda bizim beklentilerimiz bu. Yani fuardaki mekanizasyonculara lastiğimizi ve jantımızı anlatmak. Gelen misafirlere de kendimizi bir daha anlatmak. Fuardaki beklentimiz bu. İnşallah fuara gelen yabancı ülkelerden çok kişi olur. İyi çiftçiler gelir. Biz onlara doğru ürünün ne olduğunu anlatalım. Bizim buradaki bir amacımız da çiftçiye ve kullanıcıya doğru ürünün ne olduğunu anlatmak. Yani sadece bu ürünü satmak bizim işimiz değil. Doğrusunu kullanmaya, tarlasından daha fazla nasıl verim alacağını anlatmak bizim işimiz. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. İyi çalışmalar, iyi fuarlar diliyorum. Sağ olun, ben de size iyi fuarlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Petlas. Evet, şu yeni lastiğimizi Alper arkadaşımız göstersin. Benden daha uzun bir boyda bir lastik. İnşallah şimdiden kullanıcısına hayırlı olsun diyoruz. Evet, Petlas Satış Müdürümüz Sayın Abdullah Çabuk Bey'e değerli görüşlerini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.